Hadi sen olduğunu bilmiyordum, vallahi bilmiyordum. Zat senden ben... Azrail bile korkar namusum hakkı için, değil mi? Yavuz Karakaş! Emret ablacığım, bir şey mi? Hüseyin Baradan'dan al bakayım! Sen hiç merak etme! Ver bakayım şu keseri bana, ben şimdi yontarım onu! Ha vallahi deliler içinde kaldım ayol! Eğer ben bu evde bir dakikadan fazla kalırsa da mürvetsim demesin! Aa, mürvetçim, aşk olsun, bizi bırakın! Yok, nereye gidiyorsun? Kalamam efendim! Ben varım şekerim, yapma gözünü seveyim, kendimi kime bırakırım ben sonra! Pekala, alırım! Sağ ol canım, eksik şimdi geliyor! Şekerim, sen benim hamuru yiyorsun ama ne? Öpmedim seni! Bak, bak, vallahi öpmedim! Bu şekilde bu devam edin! Bir dakika bak! Avradım gardiyeye tutar! Bir dakika sen! Buyurun! Avradım, ben bu adamla yaşamaya devam... Der kuşeme de fena yeri yoktur, bunu unutmayın! Evet. Ne haber? Ne haber? Hadi be! Arkadaşım, pek can koşar, neredesin? Gözün kör olmuş! Ne bağırıyorsun birader? Mahkemedeyiz biz, içeride yapıyoruz zannediyorsun! Hakime senin durumunu anlatıyoruz! Derse giderken arabanızı alabilir miyim efendim? Olmaz! Yani bugün belirte olmam lazım. Yeni mallar gelmişse bakmışsın tabii. Rica ederim efendim, önce iş, müsaadenizle. Kerem kahvaltını bitir. Ala ısmarladık efendim. Kerem kahvaltını bitir. Ala ısmarladık efendim. Hazır mı çiçekler? Her zamanki gibi hazır Çetin Bey. Güzel, bu kartları teker teker üstlerine iğneli, adresleri de biliyorsun değil mi? Olur efendim. Alaşmalık, güle güle! Ne olur gitme kal sevgilim. Ama olmaz ki sevgilim, bak ben iş adamıyım. Böyle haftada sana bir saat gelebilmek için ben neler çekiyorum. Ben şimdi gideyim, haftaya gene gelirim. Olur mu canım? Hadi ya! Kaldın kaç gündür, vefasız! Bak şekerim, ben iş adamıyım, bin tarakta bizim var! Haftada bir saatimi sana ayırabilmek için akla karıyı seçiyorum ben! Yoksa başka kadınlara mı gidiyorsun? Oo, asla! Ömrümün bahçesinde açmış tek nazlı çiçek sensin! Ama işlerim yok mu, o kör olası işlerim, işte onlar... Gümrükten malların çıktı, çıktı mı? Çıktı, çıktı! Çıktı da yenileri bile geldi, başımı kaşıyacak vaktim yok! Mallar, 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 mallar! Aa, komisyoncuya bir telefon edeyim ben! Alo, alo! Ben Galip! Canım, avukat Galip'im dedim! Sabahtan beri seni arıyoruz yahu, neredesin? Meşgulüm yahu! Benim de işim gücüm var tabi! Karının avukatı muallanım şu anda yanımda! Karın boşanmaya razı oldu! Bugün duruşma var! Mükemmel! Evet, yok şimdi gelemem! 2 saat sonra! Ne işin mi var? Yahu şimdi gümrükten mal çıkarıyorum! Mal, 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 mal! Ha, tamam, tamam! Sonra üniversiteye uğra, karını al, mahkemeye beraber gelin! Evet, evet canım, şimdi ona da telefon edeceğiz! Bekleyecek seni! Olur, olur, peki! Acayip bir aile bunlar! Kadı ayrı alem, aklı fikri kitaplarda! Doçent olmak kolay mı? Tabii! Ben avukatı olarak nasihat edeyim, uyarayım dedim ama nafile! İkisi de kafalarına koymuşlar, ille boşanacaklar! Ama hala aynı evdeler! Baksanıza mahkemeye bile beraber gelecekler! Belki de çok medeni bir davranış! Neyse, ben üniversiteye telefon edip kendisine haber vereyim, müsaadenizle! Buyurun, buyurun efendim!
Buyurun, ben doçent Leyla. Günaydın Muhalle Hanım. Rahatsız ettim. Biliyorsunuz saat 3'te duruşmanız var. Kocanız gelip sizi alacak. Biliyorum efendim. Not etmiştim efendim. Sabahleyin kocamla da görüştük efendim. Şüphesiz efendim. Mümkündür. Lütfedersiniz efendim. İyi günler efendim. Hayatım şekerim, ben de seni bekliyordum. Ama tam 45 saniye geç kaldım. Kronometre tuttuğunu bilmiyordum, kanarya. Nonaşım, bıktım artık bu kaçamak buluşmalardan. Nişanlın değil mi? Niçin evine gelmemi istemiyorsun? Evde şey var. Ablam var ama o yakında gidecek. Yakında gidince biz de resmen evleniriz, olur mu? Evlenmemize ablan niye engel olsun? Çünkü ablam böyle gudubet ve evde kalmış bir kızdır. Ayıp olur ona karşı yani. Kimsenin evlenmesine taraftar değildir. Nereye giderse gitsin. Bıktım artık bu otel köşelerinden. Kararımı verdim. Yarın bir arkadaşımın Levent'teki evine misafir gidiyorum. Bundan sonra oradan ararsın beni. Her abim duymuş. Bulursan parçalarım o çapkını. Beni mi? Seni? Abim çok kıskançtır. Benim için kaç adam vurdu. Acelem var şekerim. Gümrükten malları çıkaracağım. Hadi anlaşmalı. Eyvallah. Ah! Önüne baksana ya! Kim lan bu? Abim! Ah! Kimsin lan sen? Ben alasmaladık demek istedim. Abicim! Hesap ver deşerim! Deşmeyin, yazık olur bana. Ne işin var kardeşimin odasında? Ben burada şeyimi unutmuştum, onu almaya geldim. Ne unutmuştun? Otomobilimi. Matrak mı geçiyorsun lan? Bademciğim var benim, bak! Abicim dur, kıyma ona! O benim nişanlım! Kötü bir niyet yok, evleneceğiz! Öyle mi lan? Öyle ya! Sen de! Haberin yok mu nişanlım ya? Yani işte! Sevdim seni! Vallahi ben de seni çok sevdim! Kız bu kadar tatlı abim vardı, niye evvelden söylemedin? Peki düğün ne zaman? Düğün yakında, yani böyle... burada! İsabet yok çıkartayım! Aman aman çıkmasın, çıkmasın! Ben müsaadenizi isteyeyim, gümrükten malları çıkaracağım. Tabii, güle güle. Sevgili? Hop! Nikahtan sonra. Nikahtan evvel olur mu ya? Hadi! Yuttu, hem de ne yuttu! Bende de ne abi kılığı var hani? Herif seni alacak mı? Sen de razı olacaksın, öyle mi? Değil mi ya? Hani bana aşıktın? Parasız aşk olmaz. İkimiz de ziliz. Benim gazino fedailiğinden aldığım ikimize sigara parası olmaz. Olur ama o senin kumarın yok mu? Herif zengin, arabadan inmeyecek. O arada... Oo, merhaba. Günaydın efendim. Buyur karıcığım. Teşekkür ederim. Bizim mahkemeye daha çok vakit var. Adliye koridorlarında sürtmektense burada açık havada bekleyelim. Haklısınız efendim. Her zamanki gibi efendim. Ne tuhaf. Resmen ayrılmaya gidiyoruz ha. Kader! İnsanlar hazırlar, kader sonunu getirir demiş Lacan. Sen de ayrılmaya karar verdin nihayet işte. Karar vermek kurtuluştur demiş Confucius. Aman iyi demiş Confucius. Vermeye mecburdur efendim. Sizin hakkınız var, biz beraber yapamayız. Ben kendimi bilim dünyasına, felsefeye vermişim. Sizse yaşamak, gezmek, seyahat etmek istiyorsunuz. Ya Afrika'ya gidip fil avlamak istiyorum. Ne istediğini söyle, kim olduğunu söyleyeyim demiş Brahma. Hoppala, fil avlamak istedik diye biz fil miyiz yani? Ne güzel bir gün, içimden hep konuşmak, şarkı söylemek filan geliyor böyle.
olabilir efendim. Kafasında bir şey olmayanın dilinde çok şey var demiş Krishna. Kim? Krishna. Aman Krishmaç'ta kim canım? Ne derlerse desinler. Hakim bugün ayrılma kararı verebilirmiş, avukat öyle diyor. Ama o haftaya da kalabilirmiş. Tamam, o zaman gitmem efendim. Yoo, benim için rahatsız olma, istersen hemen taşınabilirsin yani. Hayır efendim. İsminizi taşıdığım müddetçe size ve eve karşı vazifelerimi yapmaya mecburum. Vazife hissi kana karışmış altın zerresidir der Madame Clark. Madame Clark mı? Yani Clark Cable'ın kayıklara Clark çekmiş. Geç kalmıyoruz ya. Yo hayır, duruşmamıza daha çok var. Canım şimdi kitap okumanın sırası mı? Şöyle etrafa baksana, okumak da neymiş yani? Okumak almayan hayattan da almaz. Hangi kakavan karı söylemiş bunu? Bendeniz efendim. Öyle mi? Ben de başkası söyledi zannetmiştim. Gitsek artık ha? Hadi bakalım. Karşı tarafın ithamlarına mukabil bir diyeceğiniz var mı? Efendim, bizim arkadaş arkadaşım yani müvekkilim biraz şeydir, biraz yani nasıl diyeyim şeydir yani. Nedir? Yani biraz avare, yani havai trak, yani aklı bir karış havada, acayip bir adamdır. Ama o kadar da acayip değildir tabii. Sadede gir. Gireyim efendim. Bu hanıma gelince, doğrusunu isterseniz akıllı, halim, fazıl, bütün kitapları yutmuş, akıllı uslu bir ev hanımıdır. O ya. Halde boşanmada ısrar niye? Efendim, öyle olmasına öyledir ama bu hanımın kitap yutması bu beye hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü müvekkilim sakallılardan hoşlanmıyor, yani filozoflardan demek istedim. Kısacası efendim, bunlar uygunsuz bir çift. Yani birbirlerine uymayan bir çift. Biri Mersin'e gider, öbürü tersine gider. Bey sinemaya gidelim der, hanım konferansa. Bey pavyona gidelim der, hanım operaya gidelim der. Velhasıl anlaşamıyorlar. Peki. Siz? Durum aydınlanmıştır sayın hakim. Şiddetli imtizaçsızlık nazarı dikkate alınarak talaka hükmolunmasını medeni kanunun maddi mahsusasına istinaden saygılarımla istirham ederim. Dedi. Keyfiyet davacıya soruldukta sizin vekilinizin beyanlarına ilave edecek bir sözünüz var mı? Efendim, büyük filozof Kant'a göre... Kant'a göre değil, size göre bir diyeceğiniz var mı? Hayır efendim, ayrılığa bir an evvel hükmolunmasını rica ediyorum. Dedi. Ve davalıya sorulduk da. Siz, sizden karınız boşanmak istiyor, sebeplerini duydunuz, ne diyorsunuz? Allah diyorum efendim. Zaten ben ilk günden beri hep Allah diyorum efendim. Çünkü biz ayrı ayrı hamurdanızdır. Karım çok iyidir, çok kibar, hoştur ama çok allamedir. Sonra çok ukaladır efendim. Ben henüz de felsefeden hiç anlamam efendim. Karım şimdi felsefe doçenti, yarın profesör olacak. Düşünün halimi hakim bey. Doçentliği böyle olursa profesörlüğünde ben ne yaparım? Yani siz de ayrılmaya razısınız. Çaresiz efendim, çaresiz. Gereği düşünüldü. Karara varılmak üzere tarafların... Şahitlerinin istimai için duruşmanın 10 Haziran Perşembe günü saat 14'te devamına karar verildi. Yahu yavaş yürü de anlayalım şu hikayeyi birader. Neyin nesi bu kız? Canım, genç bir şarkıcı. Kaç yaşında var? Valla 17 diyor ama... Doğruysa yandın, kanunen ifal demektir. Avukatsın, yok mu bunun bir çaresi yani? Çaresi, karından boşanınca kızı alırsın. Ay bu kadar kolay mı? Körün istediği bir göz. Ben zaten seviyorum kızı birader. İyi. Haftaya kadar sabret öyleyse. Haftaya boşanma kararı çıkar mı yani? İşte bin. Bir kere hakime kanaat geldi. Sen avukatların kralısın birader. Göçtüm gene sevdalanıyorum. Sevda! Aa Sevda var, ne olur? Sevda ben çıktı ya! Rica ederim, ıslığı kesin efendim.
hayırsa... Bu sizin adil beyhane müziğinize tahammül etmek çok zor efendim! Öyle mi? Aman efendim, yarı varen bu iş bitiyor biliyorsunuz. Bakın takvime! Takvimi erken çevirmekle zaman ilerlemez! Der Sokrat! Sokrat değil efendim, Çin atasözü! Akkurat'la yatıyoruz, Bergson'la uyanıyoruz! Bergson değil efendim, Bergson! Ne zıkkımsa Bergson, Bergson! Bavulları annemin evine gönderin lütfen! Anne, dişim var! Evet, isterseniz bu gece! Hayır efendim, yarın! Peki! Yürü oğlum! Yarın! Yarın! Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor! Bu kızı ne zaman görsem bana bir şeyler oluyor! Yavrum, canım! Sarı kanarya! Alo! Ah, kanaryam sen misin? Ben de şimdi senin resmini öpüyordum, bak bak bak! Sen benim resmimi öpeceğin de... Asıl gel de beni öp şekerim! Nasıl? Gelemez misin? Gelsin, gelsin! Yarın mı? Söyle, bu akşam gelsin! Malum! Ne, ablan gidiyor mu? Ha? İyi akşamlar, beni arayan var mı? İyi akşamlar Gönül Hanım! Hayır Gönül Hanım, buyurun! Gelecek! İyi, ablam dışarı, ben içeri! Ama bu gece geleceksin! Laf yok! Gelmez, sen numaran bitince ben gelirim! Yo, sakın ha! Bir gece sabret hayatım, yarın nasıl olsa beraberiz! Ablam! Ablam! Gelmem mi lazım? Gümrük meselesi için mi? Çıkartamıyor musun? Hadi tamam, bekliyorum! Tabii Ahmetciğim, tabii gelirim, tabii şekerim! Hadi güle güle! Arkadaşlar çağırdılar da... Arkadaşlarınızı hiç beğenmiyorum efendim! Aa, neden? Kiminle konuştuğunu söyle, kim olduğunu söyleyeyim demiş Pascal! Pascal Pöte mi? Bırak canım şu bücür kızı, hiç hoşlanmam zaten! Hürmet Hanım, ben soydum, siz götürüp yatırın lütfen! Çıkıyor musunuz efendim? Evet, arkadaşlar şerefime bir sofra hazırlamışlar. Sana teklif etmiyorum çünkü Alaturka diye gelmezsin zaten. Gelirim efendim. Anlamadım. Gelmek vazifem. Madem ki sizin şerefinize bir toplantı... ...ve şu anda henüz resmen zevcenizim... ...orada bulunmak vazifemdir. Buyurun gidelim efendim. Vazifemi son ana kadar yapmalıyım. Evet ama yarın zaten yani mahkeme yarın... Bugün yarın değildir der Brahma. Evet der tabii o der ama elbise değiştirmen lazım seni şimdi. İyi hatırlattınız, hemen değişmem lazım. Evet ama... Bu da oldu, ben hazırım efendim, buyurun gidelim. Evet bu oldu ama bu olmadı. Allah'ım yarabbim bu oldu mu şimdi? Bahar çiçeği, nazende.
Yok, böyle yani kendi kendime konuşuyordum. Kendi kendisiyle konuşmak, konuşmaların en faydalısıdır der Krishna. Ha, o Krishna, Allah razı olsun. Ben de işte öyle yapıyorum zaten. Arkadaşlarınız gelmediler. Ha, sahi gelmediler değil mi? Bilmem, ben telefon ederim biraz sonra. Edin efendim, edin, edin. Hı. Gene mi süt içiyorsun canım? Prensipler mekana göre değişmez efendim. Canım başını kaldır da şu sahneye bak bari. Yarın bir konferansım var, onu yetiştirmem lazım. Madem ki öyle, evde kalıp çalışsaydın. Herhalde. Fakat size karşı son vazifemi yapmak zorundayım. Canım son vazifenin sırası mı şimdi? Baksana el alem ne der? Herkesin dediğine kıymet vermek, kendine kıymet vermemektir der büyük Goethe. Efendim büyük ne? Goethe. Aa. Büyük Alman edibi. Hem rica ederim beni meşgul etmeyin. Gir içeri, görmesin seni. Koş soyunma odasına, ben işi idare ederim. Şekerim, ben telefona kadar gitsen ne dersin? Ha. Arkadaşlarım kim doğrusu? Tabii, tabii efendim. Hadi çabuk, neredeyse gelecek, hadi. Bir harikaydınız Gönül Hanım, bir harika. Teşekkür ederim Recep Bey. Hadi, çabuk! Allah! Gene mi siz? Aman enişteciğim, ne yapıyorsun? Orası değil, burası! Nasıl değil canım, işte orada gördüm! Aa, enişte, amma da içmişsin, burada işte bak! Canikom, gelsene! Darılma ama, ablan çok gudubet şey! Ya öyle ama tabii ne yapsın değil mi? Yarın gidiyor mu? Aa, tabii tabii, yarın gidiyor, gidiyor. İsabet, öyle bir görümceyle bir evde olmak istemezdi. Onu da istemezdi herhalde. Ablanı atlat, beraber çıkalım. İmkansız şekerim. Hevesini yarına sakla. Bak bundan sonra hep beraberiz ama. Abim de bizimle beraber oturacakmış. Aha ne iyi. Nikahtan sonra balayına gideriz. Abinle mi beraber? Yok canım, yalnız. ben artık gideyim ha? Aha, bırakmam Canikom. Hadi hep beraber bir yere gidelim, ama çılgınlar gibi eğlenelim. Yavrucuğum, ablam bekliyor dışarıda bu akşam, ama olmaz. Bak, bundan sonra da hep beraber olacağız, hadi. Ben şimdi gideyim, hadi canım, hadi kanalı. Karıcığım, şu kültür teşkilatını topla, bundan sonrasını üniversite kitaphanesinde devam eder. Hadi bak, bizden başka kimse kalmaz. Hadi canım, hadi. Alo! Seycan Kokan'ı verin. Ben Seycan Kokan, buyurun. Ya Ziyade Ağa getirmedi, baskı geç çıkıyor. Biraz geç kaldı. Özür dilerim, tercüme ediyordum da kelimeler üzerinde duruyordum yani. Affedersiniz, yazıyordum demek istedim, yanlış söyledim. Evet, bir saate kadar getiririm, merak etmeyin efendim. Paris, İstanbul'da oynayan sezonun en ilginç, en iyi sanat filmi tüm okuyucularıma hararetle ziyan ettim. 1, 2, 3 yıldız. Çamurda yürüyenler. Olmadı, birader kızar. 4 olsun. Müdür bey yok mu? Dışarıdan çağırdılar, birazdan gelecek. Ben de Yusuf bey'i bekliyorum, oturmaz mısınız? Beni tanımadınız galiba. Hayır, tanımadım. Yazılarımı da mı okumuyorsunuz? Gazeteci misiniz? Cibiliyet gazetesinde film eleştirmeleri yazarım. Aha, nasıl tanımam? Efendim, siz Şencan Kokan beysiniz. Eleştirmelerinizi ben ve bütün mahalleli takip, yani şey, izlemekteyiz. Buna çok memnun oldum doğrusu. Haftanın filmlerini sizin verdiğiniz yıldızların adedini sayarak seçeriz. Bir defasında bütün mahalle sizin 4 yıldız verdiğiniz filme gitmişti.
Şimdi ismini hatırlamıyorum ama hususi ortağı bulunduğunuz bir şirketin filmi olduğunu söylediler. Az daha sıkıntıdan patlıyorduk. Sonra mahalleli nereden öğrenmişse öğrenmiş, içi boş veya tek yıldız verdiğiniz filmlere gitmeye başladılar. Görseniz hepsi bir memnun bir memnun. Nah be, sinema tıklım tıklım dolu. Allah razı olsun şu Şencan Kokan'dan diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Hanımefendi, halk daima böyledir. Banal şeylerden hoşlanır. Halbuki sizin de benim gibi aydın kişiler o tip filmlerden ne zevk alır? Doğrusunu isterseniz Şencan Kokan Bey, ben de sizin içi boş yıldız verdiğiniz filmleri tercih ediyorum. Öyleyse hanımefendi, henüz siz de kişiliğinizi bulmamışsınız. Hangimiz bulmuşuz ki? Ben daha fazla kalamayacağım. Müdür bey gelirse aradığımı söyleyin. Peki. İyi geceler Şencan Bey. Desene bugün hürriyetimize kavuşuyoruz. Öyle. Ama saat 2'den sonra. Ben de 3'te telefon ederim kıza, gelir. O kadar mı acele? O kadar acele. Çok seviyorum birader, yani bir görsen öteki kızlara benzemiyor ya, bu başka. Saat 2 olsa da gitsek. Mahkemeye mi? Hı-hı. Artık sizin gelmenize lüzum yok ki, bitti bu iş. Şansın varmış dostum, bu derece uysal bir kadına çarpmışsın. Da bu durumda halin Arap'tı. Gitti mi? Gidecek, bavullarını topluyordu. Teşekkür ederim. Postacıya lütfen annemin adresini verin. Kerem'i de beraber mi götürüyorsun? Evet. Herhalde burada bırakacak değilim. Kitap sandıklarını kamyonla yollarsınız. Bavullar taksiyle gelebilir. Yo, neniz var sizin? Ne olur gitmeyin hanımefendi. Çok iyisiniz efendim. Ama size de veda etmem lazım. Sizi öpebilir miyim? Elsa efendim. Ben sizin yerinizde olsam... Hiç kimse bir başkasının yerinde olsa ne yapacağını kestiremez diyor Sofokles. Lütfen bavulu taksiye koyun. Sizi neşe için aktığımdan emin olarak memnunum efendim. Yani böyle yolculuk büsbütün yani. Bir şey ama... söylemeye mecbur değilsiniz efendim. Vedalaşalım. Vedalaşalım ama... ne tuhaf, alışmıştık birbirimize. Alışkanlık ikinci bir huydur demiş Farabi. Öyle mi? Fakat insan huylarını yenmesini bilen bir hayvandır. Demiş kim? Gabriel. Aa. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Anlamadım, nereye? Afrika'ya, Filavan'a. O iş... bahara kaldı, çünkü havalar biraz soğudu burada, orada bahara kaldı. Bol şans! Mersi, demek geri dönmeyeceksin değil mi yani? Sebep var mı? Anne babam bizimle gelmiyor mu? Hayır çocuğum, Allah'a ısmarladık efendim. Adam sen de! Alo? Affedersiniz, sizin üst katta kiracının misafiri Gönül Hanım var. Onu rica edecektim. Evet, çok teşekkür ederim. Ne ağlıyorsun kız? Hanımefendi, ağlıyorum beyefendi! Hanımefendi ağlıyor mu? Memnun! Bak ben de memnunum, eteklerim zil çalıyor görüyorsun ki. Ben de ona şaşıyorum ya zaten! Hiç böyle güle oynaya boşanma da görmemiş. Canım, güle oynaya nikah oluyor da boşanma ne olmasın? Hanımefendi, ben onun yerinde olsaydım, gebertirse yine boşamazdım kocamı! Kafasını ezerdim! Affedersiniz, ağzımdan kaçtı beyefendi! Kaçsın, kaçsın! Ben bayılırım küfür eden kadına! Biraz küfür, biraz aşık delik, biraz böyle cilve... kadının süsüdür, yemekte tuz biber gibi! Ya! Bizim hanımın böyle tuzlu biberi yoktu işte! Ben hanımefendi, siz ne yaparım şimdi? Canım, merak etme, ben seni hanımefendisiz bırakmayacağım! Hem de bir hanımefendi, aman aman! Alo? Hayatım benim, mımmı! Canım benim, mımmı! Bekle yavrum, bekle şekerim, geleceğin arabayla ben seni köşeden... alacağım canım! Sarı kanaryam benim, bir tane! Peki canım, güle güle, mımmı! Tevekkeli değil! Ne zannettin ya? Mart içeri, pire dışarı! Hayır, mart dışarı, pire içeri! Çünkü mart bizim hanım böyle buz gibi, o da böyle bir görsen, böyle, hadi ortalıkları temizle, banyoları yaktır, geliyor! Yapmayın, eline, kınalar yakmış eline! Yakamaz olur inşallah!
demek ki Lem'in kocasının birçok kadınla alakası vardır. Ve bilhassa bir şarkıcının musallat olması sebebiyle karısından ayrılmak istemektedir. Bu hususta sizin bir diyeceğiniz var mı? Evet. Hiç değilse hürriyetlerine kavuşup, her ikisi de aklı başında bir yuva kurup, huzura kavuşsunlar. Peki çocuk hakkındaki talebiniz? Çocukları Kerem'i avare ruhlu babasına bırakmanın mahsurlarından bahsetmiştim. Ya siz? Ben de aynı kanaatteyim. Sayın meslektaşım haklıdırlar. Çocuk ananın malıdır. Şefkate ihtiyacı vardır. Bizimkine gelince, yani müvekkilim, çocuğu sevmekle beraber ona bakacak hali yoktur. Zavallı kendini bile idare eden acizdir. Netice olarak birbirine hiç uymayan bu iki insanın bir cehennem hayatından kurtulabilmeleri için talaka karar verilmesini rica ediyorum. Yazın, şahitlerin de ifade ve beyanlarından anlaşıldığı gibi tarafların imtizaçsizlikleri sebebiyle müşterek hayatın tahammül edilmez bir hale geldiği sabit ve vaki olmasına binaen... Hakim beyefendi! Affedersiniz, bir dakika efendim. Özür dilerim efendim. Davacı olarak bir istirhamım var efendim. Efendim, şu anda avukatımdan hocam hakkında öğrendiğim bazı hususlar üzerine fikrimi değiştirdim. Davacı sıfatıyla asaleten davadan vazgeçiyorum efendim. Aha! Evet, vazgeçiyorum efendim. Demek kocanızdan boşanmaktan vazgeçiyorsunuz. Evet efendim. Dava sukut etmiştir. Teşekkür ederim. Hani ikimiz konuşmuştuk, beraber konuşup anlaşmıştık. Fakat hanımefendi oldu mu bu? Sizi ilgilendirmez efendim. Ama kocanız? O da beni ilgilendirir efendim. Ya, peki ne olacak, ne yapacağız şimdi? El alem bana ne diyecek ya, mesleki haysiyetim? Onu da siz düşünün Galip Bey. Ben evime gidip uyuyacağım. Sonra da konferansım var. Siz de buyurmaz mısınız? Hay hay efendim. Buyurun. Peki ben şimdi ne yapacağım Çetin'e, ne diyeceğim? Ne halt edeceğim ben? Hanımefendi, bir şey mi unuttunuz? Hayır efendim, hatırladım. Zevcelik vazifemi hatırladım. Şu çantayı lütfen odama götürün. Gitmiyorum. Kalıyor musunuz? Gitmiyorum demek, kalıyorum demektir. Yemek çabuk hazır olsun, akşamki konferansıma hazırlık için çalışmaya gideceğim. Ben doçent Leyla. Siz misiniz Avukat Bey? Hayır, kocam evde yok. Siz zahmet etmeyin, mahkemenin bittiğini ben gelince kendisine haber veririm. Nerede mi? Herhalde gümrükten mal çıkartıyordur yine. İyi günler efendim. Demek nihayet evime kavuşuyorum. Evet, kuşum benim. Ablan gitti değil mi? Gitti gitti, bundan sonra artık kumrular gibi beraberiz. Ah, sen, ben, bir de aşkımız! Evet, sen, ben, bir de aşkımız! Efendim kapıda. Meyve yemeyecek misiniz? Hayır, merci efendim. Beyefendi, gireseniz söyleyeyim.
Hiçbir şey efendim. Ablamın valizleri gitti mi? Gitti. Hanımefendinin bavullarını koş alıver arabadan bakayım. Ay, hanımefendiye bak. Ne yılışık şey bu? Ciğerim sen ona uyma, onun anası da böyleydi zaten. Evin çok güzel. Evimiz. Düğünümüz ne zaman? Düğün, hemen yarın avukatıma söylerim, nikah muamelesine başlar. Yıldırım nikahı yaparız. Oo, yıldırım ağır kalır, olmaz. Füze nikahı, jet nikahı var. Sen emret hayatım, emret. Hadi odama çıkmak istiyorum. Tabii çıkalım, çıkalım. Yo yo, öyle olmaz. Ne? Altın beşik isterim. Ah ne kadar kuvvetlisin. Ya sen de ne kadar hafifmişsin. Ah Johnico. İstediğiniz kitaplar. Mehsep. Şey bu. Kahve. Sanki her şey tamam, süt eksik. La 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 la. Janiko! Nerede kaldı süt? Hadi çabuk. La 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 la. Geldim. Ya kız, ver şunu, sümsük! Serbest! Ne? Sanki babasının evinde içmek için süt bulmuş mu hasbam? Şey, süt sıcak mı bari? Tabii, ılık, ılık. Yavaş yavaş. Yeter canikom, yeter. Şey, ne sütü bu? Bilmem. İnek galiba. Eyvah! İnek sütü hiç yaramaz benim cildime. Bir daha sefere manda alırız, şekerim. Benim. Kitapları yerlerine yerleştirip biraz dinlendikten sonra konferansa gideceğim. Geldiğinize ne kadar memnun oldum. Hadi git, kolonya getir bana. Gideyim, tabii Janiko. Getireyim. Janiko! Janiko, bornozumu da getir. Affedersiniz. Allah'ım! Ne oldunuz efendim? Şey oldu. Şey, elimde şaşırdım. Şaşırdım. Hayret, şuurum bir refleksidir efendim. Olsun ama ben gene de seni görünce çok şaşırdım yani. Şaşacak bir şey yok efendim. Evime döndüm. Ama mahkeme? O boşanma? Geçtim efendim. Ayrılmıyoruz. Çok şakacısın. Şaka yapıyorsun. Durumun şakaya tahammülü yoktur efendim. Ama bu yaptığına senin şey derler yani. Mızıkçılık derler. Bırak sen, bu ayıp ya! Vazifesini yapmak ayıp değildir efendim. Fenasınız, sizi korumam lazım. Uçurumun kenarında bırakamam sizi. Benim kafam kırılsın böyle! Öyle... Efendim, yine bazı şeyler öğrendim. Vazifem yanınızda kalmak... Janiko, bornoz! Janiko! sen nerede? Bornoz! Bornoz şeyde, bu taraftadır. Bak, lacivert bir bornoz, ne kadar tatlı! Peki ama ne işi var bunun orada? Şey, dışarıda kalırsa toz olur.
toz olur ha? Ha! Nereden çıktı bunlar? Aa, ben boş zamanlarımda hep böyle kitap okurum böyle, kendimi kültüre veririm. Sen hadi gel bunu giy böyle, sonra hadi git bir daha yıka. Aa, bir daha mı? Niye o? Niye yıkanacağım? Çok iyi olur böyle, iki sabun... Of, bırak koca bebek seni, saçımı yapıp geliyorum. Hadi bekle. Bir şeyler yap işte, içeride git be. Allah! Çok güzelmiş, benziyormuş sen. Elbiselerle yatağa yatılmayacağını bilmiyor musunuz efendim? Bana bak Leyla! İşte o kadar! Açık konuşalım! Konuşalım efendim! Ha. Bu ne? Gene mi o menhus teyfi açık bıraktınız? Aha, tabii o menhus teyp, o teyp! Hani şey, sen demek caydın ama o fil avım! Suya düştü efendim! Sizi o genç sırtlanın pençesine atıp gidemem! Aa, o sırtlan hani! Sen onun pençesine at beni, beni böyle paralasın, paralasın, bayılırım! Arzular, iradenin şımarık çocuklarıdır demiş Kant! Ay, o Kant'ın da, senin de, bütün filozof canın! Ne? Bomspiritim nerede? Ay, o da mı geldi? Yok canım, saç ilacı! Aa! Aa, buradaymış! Oradadır o! Bay bay! Güle güle, güle güle! Şekerim, sana bir şey itiraf etmek istiyorum, ben... Nediniz efendim? Şimdi... İtiraf, ruhu yıkayan bir rahmettir demiş Buda. Ya, bıktım senin bu sakallarından canım! Buda'nın sakalı yoktur efendim! Köselerinden de bıktım! Bak, ben bu kızı seviyorum, işte o kadar! Size öyle geliyor efendim! Kim demiş? Bu, Freud! Hoppala! Ya bu Freud ne karışır benim işime be! Siz o kızı sevdiğinizi zannediyorsunuz. Freud'a göre bu bir şuur artı kompleksidir. Hanım, deli etme beni! Herkes bir parça delidir zaten. Evet, belki de siz bebekken dadınız böyle adi şarkılar söyler, sizi uyuturdu. Bunlar şuur altında izletti. Şimdi bu şarkıcı kız sizde refleks yaptı. Onu sevdim zannediyorsunuz, oysa ki aslında... Aa, öyleyse ben dadıma aşığım, öyle mi? Benim dadım zenci, böyle elleme köpü... Avukatına ver, içeride gönülle çatıştılar. Eyvah, al gözüne iki seneyi. Eğer görürse 5 sene de oradan yer. Anladık, anladık, yedim. Sen de kına yakarsın şey avucuna. Ne yapalım kardeşim, karıncaydı. Allah'ım, nedir bu benim başıma bana gelen? Bana bak, hemen kızı sav evden, çubuğu meşruta girmesin. Sen savsana, karımı evden kovdu be. Buna bir çare bulmalı. İşte çare geliyor, çare. Kim bu yahu? Merhaba enişte. Merhaba. Kusura bakma, geç kaldık. İçeri, içeri onlar. Bekar eşyası, ne olacak? Çok şükür, çok şükür! Ev kıyak! Yalnız benim oda bu tarafta olmasın. Poyraz'ı severim ben, lodos açmaz beni. Lodos, Poyraz, karayel, bahtın artık! Eniştem dururken bana para vermek düşer mi be, kas kafa! Abimin hatırı için affediyorum seni. Sağ ol şekerim, sağ ol. Ama o ablan olacak karı, evime adımını atarsa kırarım ayar vallahi. Kır şekerim! Evet. Bir dakika. Seni istiyorlar, emniyet amiri. Aa! Ne? Çabuk bak şuna! Mi? Bak şuna! Ne var? Alo? Evet. Sonra? Aa! Ne diyorsunuz? Peki kaza... Ama nasıl olmuş Hayrola. Kaza? Tabii geliyoruz canım, gitmemiz lazım. Yani hanım... ablam olacak hanım... Arabayla kaza yapmış, birisi ölmüş, birisi de komada hastaneye kalkmış. Vay sakar karı vay! Ya, emniyete çağırıyorlar beni şimdi. Yaşadık! Ne yaşadık? Yolda anlatın, hadi gel çabuk! Aç! Ne oldu, anlatsana ya! Biri ölmüş, biri kurasından 4 seneye! Deme! Tabii, ceza kanunu 455, tedbirsizlikle ölüme sebebiyet ve 2 kişi. Desene kurtuldun!
Allah yaptı bu kazayı, yoksa işim bitti. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Ama karıma da acıdım be, 4 sene bu ya. En az. Ama onun için fazla değil mi, ne olacak yani? Hadi. Hareketiniz, Sırf Ceza Kanunu'nun 455. maddesinin 2. fıkrası henüz ölmemiştir. İfadede verenin tekemmülüne ve muhakemeye kadar mevkufiyetinize karar verildi. Bir diyeceğiniz var mı? Yoktur efendim. Demedim mi sana? Yani ne olacak şimdi? Komadaki adam ölürse ceza artacak. Ya ölmezse? İfade verecek, mahkeme ondan sonra başlayacak. Hadi hadi, verilmiş sadakan varmış, yandın da yoksa. Yürü cezaevine gidelim, belki bir isteği vardır. Leyla! Ne buraya kadar zahmet ettiniz efendim? Son bir arzum var mı diye sormak istedim. Çok naziksiniz efendim. İstediğim bazı kitaplar var. İsimlerini yazar, sizden isterim efendim. Şimdi müsaadenizle. Burası hoca hanım. Geçmiş olsun. İnşallah çabuk kurtulursun. Mersi efendim. Geçmiş olsun abla, ne oldu? Bir kazadır oldu efendim, biri öldü, biri de komada. Yamanmışım da abla, bıçakla mı, tabancayla mı? Kızlar, bu hatun 2 kişiyi temizlemiş. Güleyim bari. Kim, bu mu 2 kişiyi temizlemiş? Üflesen uçacak be. Rica ederim, terbiyenizi bozmayın. Senden terbiye dersi mi alacağım? Sizde olmadığına göre herhalde benden alacaksın. Ben sana şimdi terbiyeyi vereceğim. Bir terbiye. Dur lan! Çekil bakayım yerine! Aa, merhaba demeden ne kavgası böyle? Ne oluyor, nedir bu gürültü, bir şey mi oldu hocam? Bir şikayetiniz var mı? Hayır, hiçbir şikayetim yok. Bir kağıt var mı acaba? Evet, var, buyurun. Bu mektubu kocama gönderir misiniz? Kız, seni pek sevdim ben. Mersi, beni kurtardınız. Ben de sizi sevdim efendim. Gel, gel otur yanıma. Yazık ki beraber duramayacağız, yolcuyum ben. Çıkıyor musunuz? Ne çıkması be? İdamlık o, idamlık! İdamlık! İdamlık seher o! Hadi işinize bakın be! Defolun! Defolun başımdan! Defolun! Korkma kızım! İdamlık filan değilim ben. Peki, niye öyle diyorlar? Anadolu vergi borcum için attılar beni buraya. Burada etrafa ezilmeyelim, paçamız kıyak olsun diye uydurduk bu idamlık seher ismini. İyi fikir doğrusu. Bu böyle sürüp gidecek mi? Bıktım ben bu işten. Aldırma cambazının abla dediğin karısıymış herifin, ama boşayacak, muradına ereceksin. Aylar geçti. Hatunun mahkemesi olmadı da, bırak böyle gitsin. Ekmek elden su gölden ne fena mı? Ne ahlaksız herifsin be! Senin yüzünden başıma bir bela gelecek. Uzun etme, zengin edeceğimsin. Kendi menfaatin için. Tabii, komşuda pişer, bize de düşer. İki kardeş, öyle yakışıyorsunuz ki. Ne demezsin ben işte. Sıkıldım, başka bir yere gidelim. Kapıyı kanarıyorum, garson, hesap yap. Hadi kayınço, buyur. Thank you.
Galip! Sus dedik ya! Ama sen benim bu işimle hiç meşgul değilsin ya! Ne olacak benim halim? Şimdilik hiç! İyi ama aylar geçti be kardeşim ya! Çare yok! Kazaya uğrayanlardan sağ kalan hala komada, oksijen çadırında. Adam kalkıp da ifade vermedikçe hazırlık tahkikatı sona ermez, mahkemede başlamaz. Oh, ben de böyle bekler dururum! Kız nikah diye başımın etini yiyor ya, abisi Zebella gibi tepemde! Çare yok, kızla aran iyi ya, oh keyfine bak! Abi seviyorum, aşığım ya! Hadi canım, seninki de aşk mı? Aşk değil de meşk mi? Hadi canım, sen aşk görmemişsin, keyfine bak! Keyfine bak, bakıyoruz zaten! Evet, oldu oldu. Ben sizi tekrar ararım. Tamam, müsaadenizle. Güle güle. Ya ne var, ne çağırttın beni? Müjde, katibi vaziyeti anlasın diye hastaneye göndermiştim. Adam komadan çıktı. Aa! Yarın ifadesi alınacak. Yani mahkemeye verecekler karını. Hüküm de yiyince boşanman ihtiyar. Ya bu sahiden... Şu kitaplardan hala yorulmadın mı? Kitap, düşünme kilidinin anahtarıdır der Descartes. Aman, o adamlardan kocaman kocaman laflar etmeye kalkma. Kafam şişti, bırak bunları da biraz süslenmeyi öğren. Süslenmeyi mi? Tabii ya! Unutma ki kocalar kafası malumat dolu kadından ziyade yüzü gözü düzgün olana bakarlar. Perde artistlik olduğu için makyaj kutumu hiç ayırmam yanımdan. Şimdi bir makyaj yapayım da gör. Şu saçlarını aç. Evvela gözler. Gözler ruhun aynasıdır. Gel şöyle ışığa. Aferin! Dur, kıpırdama! Doçent Leyla Hanım'ı alıp buraya gelin. Oldum be kız, bak! Şimdiye kadar niye boyanmaz? Bilmem! Aa, burada bunu da öğrendik işte! Hoca hanım, sizi müdür bey istiyor! Beni mi? Hayrola? Bilmem! Peki, geliyorum! Merhaba! Buyurun, oturun! Mehmet! Size bir müjdem var. Kazada komaya giren adam kendine gelmiş. İfadesinde kabahatin sizde olmadığını itiraf etmiş. Yani? Yani siz kurtuldunuz. Savcı hakkınızda ademi takip kararı vermiş. Serbestsiniz. Bugün sizi çıkarıyorum. Çok mersi. Teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık Emine'cim. Aklını helal et bakalım. Allah'a ısmarladık kızlar, hakkımızı helal edin. Helal olsun Seher ablaya, Seher ablayla çıkmak ne kadar. Ama hem de bize idamlık Seher diye iyi yuttunuz. Boş verin kızlar, siz beni yine idamlık Seher abla diye hatırlarsınız. Sizleri hiç unutmayacağım. Bu kadar kısa zamanda bana şu kitapların yıllardır öğretemediği şeyi öğrettiniz. Yaşayın siz. Sen de yaşa, bu son olsun inşallah. Artık buna ihtiyacım kalmadı, al sen de. Sağ ol. Gelin de elbiselerimizi vereyim. Peki. Hadi alasma ağzını. Güle 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 güle. Bana bakın. 3 gün sonra gene gelirsem hiç şaşmayın. Dışarıda görülecek ufak bir hesabım var. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Güle güle. Seher abla. Ömer. Leyla hanım, işte Ömer kardeşim. Memnun oldum. Oh, dünya varmış be! Ne yapacaksın şimdi? Bizim tiyatro turnede, çağırırlarsa giderim. Seher abla, sizden bir ricam var. Emret ablacığım!
Şey, kusura bakma, ağız alışkanlığı, kusura bakma. Hala kurtulamadık idamlık seherden. İşte bana da o lazım. Evvela bir kılık değiştirelim, sonra eve beraber gidelim. Şimdi beni iyi dinleyin, bakın. Sen idamlık seher olacaksın, bu da 101'lik Ömer. Ay sevsinler hastayı, ben fason gösteririm. Edipsiz karım. Küçük hanım daha banyodan çıkmadı mı? Spiritsiz getirmişsiniz, yıkanmazmış efendim. Aa, ver bakayım, sen bana bir kahve yaparsın. Olur. Gel Can. Niye sütümü kendin getirmiyorsun? Giyiniyordum şekerim, oh. Geç kalacağız sonra. Pavyon 11'de daha yıl var. Öyle ama abin nerede? Oyunda, oradan pavyona gelecek. Ama çok kumar oynuyor, batıracak bizi. Yoksa ağır mı geliyor abim yo, sana? Yoo, ama ne de olsa kaybettiği paradır yani, çakıl taşı da değil. Hasislikte hiç yakışmıyor, hadi git giyin. Ama geç kalma ha? Yok, biraz sütte dururum, ondan sonra gelirim. Tabii, biraz sütte durursun, biraz da yoğurtta. Nürbet! Efendim? Anlat, ben yokken burada neler oldu? Sormayın hanımefendi, uyuyun! Hanımefendi! Kahve ne oldu? Getiriyorum efendim! Aa, iniyorum, iniyorum! Salona getir! Ne yapacağım? Dur bir dakika! Buyurun efendim! Aha kız, haberin var mı? Adam komadan çıkmış, ifade verecekmiş! Bizim hanım da tamamdır! Suçu sabit olduğu için en aşağı 5 sene... ya da 10 sene... Belli olmaz o! Hadi, Aaa! Leyla! Leyla! Ne şaşırdın lan? Sen ha? Yok baban! Ulan gözlüğü attık, biraz paçamızı boyadık diye 40 yıllık karını tanımayacak mısın lan dümek? Ne gizliyorsun be? Ulan hiç değişmemişsin. Namussuzum, özlemişim seni! Şey Leyla, sen hani eski Leyla mısın yoksa böyle biraz tuhaf ne kadar o Leyla? Ne olmuş yani? Dilimiz biraz bozuk çalıyor o kadar, ne yapalım oğlum, orası mahpushane değil mi ya? Ama şey, peki peki ama yani sen... Anam tüydük, arkadaşlar sağ olsun! Ben gardiyan karıyı şişledim, idamlık seherde... Kim? İdamlık seher! O da jandarmayı atlattı, hop! Cızlam! Ya nasıl laf, senin filozoflar duyarsa ayıp olmaz mı kanta karşı, he? Cahat kabakâz! Lan iyi ki düşmüşüm o kodes denen yere! Atarsın tokadı, basarsın küfür, rahat edersin be anam! Otur da kahveni iç lan! Anlat bakalım, beni kodese boylatıp ne atlar karıştırdınız burada? O, ya hiç vallahi ben böyle kendi kendime oturup yolunu gözlüyordum senin! Hiç! Lan! Nerede okluca bülbülü şarkıcı kara? Aa. Elime geçerse pıs diye ayıracağım ağzını! Bir kültürlü kadına yakışır mı böyle laflar? Kes! Öcümü almadan gitmem! Ama bak, intikam almak çok kötü bir şeydir! Ne demiş, ne demiş Sofokles? Sofokles'in de bütün filozoflar da sülalesine tıkmış! Ayıp! O kitapları git de babana okut sen artık! Geçti borun pazarı, sür eşeğinin iyi diye! Kafam kızarsa topunu... Yoo, bu kadar da fazla mı artık? Benle konuşan kim lan? Bundan sonra bu konuşacak. Leyla! Leyla, kaldır onu oradan, şeytan doldurur şekerim. Hadi lan! Korkma oğlum, muhallebi! Ne haber? Daha sıra sana gelmedi. Nerede o kar ulan? Yani illaki temizleyecek misin kızı? Ben değil, mütehassıs arkadaşlar var, onlara getirdim. Anlamadım. İdamlık seher, kardeşi 101'lik Ömer... Onlar da benimle kaçtı ya! Ay bu evin içine sen hapishane kaçkını olduracaksın! Beğenemedin mi canım, otur lan yerine! Otururum tabii, ben evin erkeği değil miyim, istediğim zaman otururum! Geliyorlar işte! Bana bak! Otur ulan yerine, karnı budur der şişlerim ha! Oturayım, zaten yorulmuştum! Selam aleyküm! Aleyküm selam! Hocam! Arkadaşım 101'lik Ömer, idamlık seher!
İdamlık seher mi? Merhaba, ne var ne yok enayi? Merhaba. Sizi sormalı. İnfaz ne zaman? Yakında mı? İnşallah. Ağzından yel olsun. Abla, şu işi bitirelim artık. Ben tedarikliyim. Aman 101 tane Ömer Bey kardeşim, sokuverin onları bir tarafınıza. Abi onlar bir şey mi? Bak! Hey, sokun onları içeri! Bu mahalle bir dönünce başka yemlikler var. Abla, öpüler neyse ne, bunu sevdim. Bu benim olsun be. Senin hakkından çingene gelecek idam sehpasında. Bana mı lan? Ben 6 kişi vurmuşum, 7. de sen ol. Rahat bırak onu dedim. Niye be abla, sen bana demedin mi eve gel bol bol cinayet var diye? Ne o lan, karıyla gezmeye? Yok canım, şöyle bir hava alalım dedik. Alın alın, sonra hiç alamayacaksın, saklanın oraya. Ulan, karıya renk verirsen şişlerim ha. Ama Leyla, Sofokles, Bergson, ne oldu? Bu işi bana bırak abla. At şunu, onu bana. Birileri mi var? Kiminle konuşuyordun? Şey, arkadaşlar var, idamlıklar var, şeyde telefonda et. Telefon ettiler de. Çıkıyor muyuz? Çıkmayalım istersen. Ne var? Boyuna zıp zıp tutmuyor. Hiç, hıçkırık tutma. Hıçkırık tutma, yok Türk gibiyimdir bak, evelallah maşallah. Ben de bak, canım eğlenmek istiyor bu gece. Tabii, kim bilir ne kadar çok eğleneceğiz ikimiz de böyle değil mi? Niye soğuk duruyorsun? Sarılsana bana. Sarılsana. Canım. Anlaşım, hadi gidelim artık. Gidelim tabii şekerim, o istiyor diye gidiyor. Yani sen istiyorsun diye beraber gidiyoruz böyle. Ne o Mürbet? Ah hanımcığım, ben böyle eli bıçaklarla yapamam. Ne olmuş size böyle? Korkma Mürbet, hanımın hep aynıdır. Arkadaşlar da katil filan değil. Ne bunlar? Artist bunlar. Kocama elde etmek için harbaçtım artık. Harp mı? Ya! Yaşa hanımcığım, ben de kalıyorum, bir yere gitmez. Hadi bakalım. Hanımefendi, şimdi ne yapacağız? Yürüyün arkadaşlar, baskına gidiyoruz, marş marş! Silahdan dönenin kaçığı kırılsın! Hiç bir şeyim yok, tabii yok. Eskisi gibi sevmiyorsun beni artık. Sevmez olur muyum, senin için ölürüm. Ömrümün bahçesinde açan tek nazlı çiçek sensin. Yalancı senin, bu lafı birçok kadınlara söylediğini kendin itiraf etmiştin bana tabii. Yok ya! Demek ben de onlardan biri oldum, zamanla bıktım yoksa benden. Zaman hisleri silip götüren bir sağanaktır demiş filozoflardan biri. Filozoflar da nereden aklına geldi şimdi? Yok benim aklıma gelmedi, kim bilir getirdiler herhalde. Oturalım, senin keyfin yok. Yok, vardı benim keyfim ama nereye gitti? Müsaadenizle. Neyse. Bizden bir şarkı rica ediyorlar gönül. Benden mi? Yahu ben şarkı filan bilmem. Şaka ediyor şaka. Hiç bilmez olur mu? Hadi çık da bir şey yazsana. Tabii tabii. Hadi. Darıldı mı cicim bana? Darıldı mı dedim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldı mı? Gel barışalım, kumru girin atlaşalım. Ellere gidelim, aklını dillerine yanıyor. Enişte, bu iş fazla uzadı gibi geliyor bana. Vallahi daha da uzayacak gibi gelir bana. Anlamadım. Bana bak, kız kardeşimin namusu için yapmayacağım yoktur benim. Kan çıkar ha! Vallahi bu akşam kan da çıkacak, can da çıkacak. Odasına yatak sermiş denersin, 3-5 liralına. Merim güzeli, bir gün abi. Abla be, bırak da paralıyım şu karıyı. Boş ver şimdi. Ben ah edip ağladıkça selamlarla. Vay anam, sen burada mısın? Çökün bakalım. Hayır lan yan tarafa. Abin yabancı değildir. Tanışsana lan. Efendim, bunlar arkadaşlar. İdamlık Seher Hanım. Eyvallah. 100 senelik Ömer Bey. Yüzüne bakmayın, iyi insanlarmış yani. Ölüyorum, aman Allah! Abla be, bir şeyler içelim. İçelim anam, içelim! Garson, rakı! Ya
Yani sen şimdi rakı mı içeceksin? Ne zannettin düdük? Böylesine yerde salep mi içeceksin? Ya hayır, sen süt içerdin de kendin. Ne sütü be? İnek sütü. Bu şarkılara mı kesildin lan? Sen hiç ses duymamışsın be. Aa! Kim bunlar, ne istiyorlar? Ya dur lan, senin zarına ben bakacağım. Gel kız, gel, otur bakayım şuraya, gel, otur. Oo, hoş geldiniz. Aman abla, kurban olayım, bırak şu karının ipini, ben çekeyim. Ah, deli mi bunlar? Yok canım, biz kendi halinde katilleriz, hapisten kaçtık. Ben gidiyorum, burada bir dakika durma. Otur bakalım, daha eğlence başlamadı. Gel bakalım Çetin, bir de seni dansta görelim, yürü. Otur kız! Başkomiser gelince. Başkaları kavga etti, piyango bize çarptı. Kusura bakmayın, benim yüzümden oldu. Yaralanan yok, ölen yok. Nasıl olsa kurtulacağız. Sanki evde kalacağımıza sabah karanlığı bavulları yüklenip otel köşelerine gitmekte ne mana vardı anlamadım. Elbisemi bile zor değişti. Ölürüm de bir daha o evde kalmam. Gelirlerse soğan gibi doğrarlar bizi. Yakalandılar ya! Korktum ben onlardan, ya gene kaçarlarsa? Kaçmasına kaçamazlar ama bu işin de suyu çıktı yani artık. Tabii kaçamazlar canım. Zaten kaçsalar bile, hani bizim burada olduğumuzu nereden haber alacaklar da peşimize gelecekler? Bana bak enişte, kardeşimi alacaksan al, yoksa ben de zor balığı alacağım hele. Ya ben deli olup çıkacağım, ona ne dersin? Deli ol, veli ol, ne olursan ol ama kardeşimi alacaksın, anlaşıldı mı? Yürü kız! Seni alacak işte. O karı hapiste bile olsa kocasını kimseye vermez. On erkeğe bedel. Vermez mi? Ona öyle bir numara yaparım ki seni almazsa ya kotese gider ya da bize yüklü bir para verir. Dünyanın en aşağılık adamısın sen. Nereden uydum sana? Sen de bu poliyi kaçırırsan dünyanın en enayi kadınısın. Şşt, gidiyorum. Oda yokmuş, iki ayrı ev verdiler. Valizleri şöyle inceli ver, evet. Sonra hadi. Şu ekoseli olan. Ay, Allah! Ne yapıyorsun ya enişte? Abi içi dışına çıktı be! İşte! Affedersin kayınço ya! Sen de affedersin enişteciğim, sana ayıp oluyor ama ne yapayım, lumbagon var! Ya benim de bu gidişten fıtığım olacak galiba! Bu da sana ayıp oluyor ama! Burası da bizim mi? Kıyak be, desene Safa'da çürüyeceğiz.
Hadi başka yerde oynayın. Aa, siz başka yerde oynayın. Hadi. Çekil küçük bozguncu. Oradaki gönül yazar değil mi? Evet, o. Eskiden beri tanışmak isterdim onunla. Gönülle mi? Bu o kadar önemli bir şey değil ki canım. Hazır bulmuşken bir röportaj yapalım mı? İstersen hemen yapalım ha. İyi olur, hemen. Efendim, arkadaşım Cibiliyet Gazetesi'nden Şencan Kokan Bey. Tanışmıştık. Efendim, arkadaşım da eski eleştiricilerden, şimdiki turizm memurlarından Senih Marul Bey. müsaade ederseniz sizden bir röportaj yapacağız. Vatan Günü filmini nasıl buldunuz? Sizin gibi meşhur eleştiriciler dururken benim fikrim sorulur mu? Efendim, bendeniz şöyle düşünürüm bu film hakkında, bakın anlatayım. Görkem ilişkilerin tüm evreni kapsaması, cinslik bilimin coşku ve sevilerini yitiren bir yargıya vardırmıştır bizleri. Fakat bundan sonra da, evet, devin bilimin tüm çabası bu görevleştiği anamal simgelerle görmükleştirmektir. Tabii, Şencan haklı. Yöntemimiz, ulusal atılımın doğasal etkilerinden doğmaktadır. Tüm ezgilerimizin konuğu bir kez daha saf düşlerimize bozukçu bir büget koymuştur ortaya, değil mi? Evet, evet, doğru söylüyor. Direksiyon töreni ve beynazlık bizi götürümsüz bir aşırı köşümlü koşullarla itmektedir. Affedersiniz ama dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Hiç anlamadınız mı? Hayır, hiç anlamadım. Anlayamamış, cahil, cahil, başka hiçbir şey denemez. Müsaadenizle, müsaadenizle. Vartayı ucuz atlattık, bir ara bayağı korkmuştuk. Hanımefendi, şimdi ne yapacağız? Serbest olduğumuza göre işimize devam edeceğiz, çabuk olalım. Taksi! Şerefe. Artık yatalım çünkü gece ya, yarısı oldu. Bu gece sabaha kadar seninle olmak istiyorum. Olmaz! Abin ne dedi hani nikahtan evvel öyle şeyler istemem demedi mi? Yani bak zavallı sarhoş oldu. Hadi sen odana git, ben onu yatırırım, sen hiç merak et. Hadi kalk, başımın belası, kalk. İki kadeh içince ne hale geliyorsunuz? Ağzınıza içmeyi bilmezsiniz ki bunu. Sen zahmet etmen işte, vaka biraz istikammada pusulayı şaşırmadık ya. Ben kendim giderim be! Bu işin suyu çıktı, bıktım artık canım. Ne yapayım, ben karımı seviyorum ya. Gel bir şey içelim, uykum yok. Ama benim uykum var, ben gideyim yatayım. Gel canım. Olmaz, gel. Bak sana viski hazırladım. Beni de istemiyor mu canın? Ama ha? Ben... İç. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Lüzum yok. Biliyorum, beni seviyorsun. Evet ama başka bir şey daha var. Bak, ben bu akşam karım gelince ne yalan söyleyeyim? Bak. Sen çok cici bir adamsın. Ama Gönül, sana çok ciddi bir şey söylemem lazım. Ben ama bak. Sus dedim. Gel bana. Ciddi hiçbir şeye tahammül edemem. Öp beni, sabaha kadar hep böyle kalalım. Anne! Ne oldu? Ya ben bir şey gördüm. Bak, içki bana dokunuyor herhalde, ben böyle gördüm. Hadi ya, içki sana dokunuyor. Cim, gel sarıl bana, hadi. Anne! Oo, delirdin mi sen? Annenin sırası mı şimdi? Ay ya, umacımı gördün kız? Kıpırdamayın, yakarım. Senin hakkından ben geleceğim. Ömer be, bu karı bana yetmez. O pis bir nerede?
Yandaki evde oraya geçin. İkisini bir çırpıda, tamam mı gülüm? Sağ ol Ömerciğim. Yürü lan, bu mu bavulun? Yürü! Yürü! Taş arabası! Abicim kıyma bana, ne emredersen yaparım abi. Kelime-i şehadet getir. Ya genç yaşımda günah değil mi bana ya, vallahi billahi ya. Ne işin var lan bu saatte kızın odasında? Ne bileyim, tövbeler tövbesi, bir daha git. Hak! Girmem, bir daha girmem. Tövbe, kusura bakma. Yandır ellerini. Ah. Abicim yapma, sana yakışmıyor, vallahi billahi. Kes sesini! Son bir arzun var mı? Karımı görmek istiyorum abicim, hakkını helal etsin. Çünkü ben çok severim karımı abi be. Kes ulan, patlatırım ha. Sen beni sahiden öldüreceksin be! Şimdi değil, şafak sökerken! Bari karıma haber ver de cenazeme yetişsin! Ben karımdan ayrılmak istemiyordum! Ben çok severim karımı, ben bir tanem! Ah karıcığım, sensiz ölüyorum! Sen de şafak attı değil mi Selsem? Ha? Aa! Leyla! 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 Ne o? Bu sefer 40 yıllık karnama mı yaptın? Leyla, ben de seni düşünüyordum şimdi canım. Bugüne kadar gözün kör müydü? Ama sen de şimdiye kadar böyle değildin ki. Hakkım var. Ah, Leyla, canım, hayatım. Tamam. İçerisi tamam. Tamam mı? Tamam tabii. Öteki kuş içeride giyiniyor. Ama şurdama lan zımbalarıma! Sabaha kadar sık dişini. Aa, geldi benim kuşum. Kör olası bir çırpıda bitir işini diyor. Katiller, deliler! Abi deli diyor. Keseceğim bu karıyı. Abla, sabaha bekle dedim. Acele işe şeytan karışır. Yahu sen ne biçim fedaisin be? Ninem yaşında kadına el mi kaldırayım? Uykum geldi. Benim de geldi canım. Senin de mi geldi? Leyla! Leyla! Dön duvara, kaldır ellerini! Hadi! Durma! Kıpırdama! Yürü! Hadi lan! Çabuk ol! Kaldır ellerini! Kıpırdama! Kıpırdama yatsın kurşunu! Sabah tamam mı? Daha hanımefendiden emir gelmedi. Leyla, sevgilim. Meğer ben seni ne kadar çok seviyormuşum. Meğer ben ne kadar aptalmışım. Hayır canım. Sadece ne istediğini bilmeyen koskocaman bir bebeksin. Neyse, bütün kabahat yalnız sende değildi. Kitaplarımdan başımı kaldırıp sana kadınlığımı hissettiremedim. Çok mesut olu diyeceğim. Gülür Hanım, bana bir resminizi verir misiniz? Lütfen bana da. Kocamla barıştık. Siz kimsiniz? Kocanız kim? Aa, sevgiliniz. Sevgilim mi? Ben bu adamı ilk defa görüyorum. Hey! Abla! Ne yapalım bunları? Temizleyelim mi? Yoksa salalım mı? Hayır, beni bekleyin! Yo, benim kardeşim bile yok. Ah, çok
affedersiniz. Büyük bir yanlışlık oldu. Ay, şimdi her şeyi anladım. Çok affedersiniz, gördün mü? Yürü kız, yürü! Abla, şunların işini bitirelim artık. Aa, hanımdan emir almadan olmaz. Leyla abla, bunları ne yapalım, temizleyelim mi? Artık bırakabilirsiniz, durum anlaşıldı. Kocamı böyle zararlı dostlardan kurtarmak için oynadığımız acı oyun bitti artık. Ama hanımefendi! Size sözüm yok efendim, işte bu kadar, evli evine, köylü köyüne. Sevin de kimseye söyleme, rica ederim nezaketinizi bozmayın gene, yoksa borcunuzu ödersiniz. Neymiş o? İşte bu! İslammış sıcana döndüler. Şunların haline bakın. Güneş bana dokunur, şöyle bir çöküvereyim ha. Tabi tabi, bu kadar yorgunluktan sonra istirahatı hak ettin. Tabi, değiştiler. Her seferi, senin yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Üstelik hava aldı. Daha her şey bitmedi, şimdi son gözümü oynayacağım. Kocanızın elini kolunu sallayarak bu işten kurtulacağını zannetmeyin. Kardeşim 17 yaşından küçüktür ve kocanızdan hamiledir. Gidişine inanmıyorum. Siz hapishanedeyken onlar evdeydiler. Geceleri çelik çomak mı oynuyor zannediyordu? Ya ne diyorsun ya? Biz seferim ayrı ayrı odalarda yattık. Allah canımı alsın ki öyle. Bak yalnız ben bir kerecik öptüm tabii. Ben bu lekeyle yaşayamam artık. Ya bak leke, sıcağı canımı vurdu be. Hadi be. Leyla! Vallahi yalan, ben seni seviyorum çekilin! Yalan söylüyorum! Demedim mi ben sana bu palavra tutar diye? Alçak, bu yaptıklarını kabul etmiyorum. Bir de beni yalandan hamile yapıp kefade edeceksin. Bu yalan uzun sürmez, belli olur. Ben bu işte yokum artık! Hadi yürü! Ömer! Ömer, koş haber ver! Yalan mı söyledikleri? Kız hamile silah değilmiş, koş! Peki abla! Thank you.
aşkına! Benim yüzümden başına geldi. Halbuki ben seni ne kadar çok seviyordum Leyla. Madem ki sen öldün, artık benim de yaşamamın manası kalmadı. Bari gidip de kendimi intihar edeyim. Leyla, hakkını helal et Leyla. Allah'ım, sen beni affet. Domuz, kime numara yapıyorsun? Aa! Hey, gelsene bakayım buraya. Leyla! Leyla! Ya sen ulan, ölmedin, yaşıyorsun ha? Ulan, sen de intihar edecek göz var mı ha? Sakla da gidelim artık. Ulan 101 senelik Ömer, seni sevmeye başladım, yürü! Kim bu? Nişanlım. Nihayet sen de yakalan haber! Film bitti artık, ne oturuyorsunuz? Hadi evlerinize gidelim!